Herkese günaydın arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Biz uyandık, evimizi topladık, çamaşırlarımızı kurutmaya attık. Tekrar çamaşır makinesini doldurdum. Yani bayağı bir iş yaptım. Yusra'nın karnını doyurduk. Şimdi hazırlandık, dışarı çıkıyoruz. Arkadaşlarla buluşacağız. Uzun süredir buluşmuyorduk. Böyle hem gezelim hem biraz sohbet, muhabbet edelim. Bakalım hazırlandık, çıkıyoruz arkadaşlar. Bugün başörtümü de böyle yaptım. Yani böyle bol bıraktım. Bilmiyorum duracak mı ya da şuradan bir iğne atsam mı? Karar veremedim. Bakacağım artık. Hadi görüşürüz. Yürüyerek gidiyorum. Normalde ne kadar sürüyor? Bir 40-45 dakika sürüyor. Biraz hızlı yürüdüm. Ama yine o kadar sürüyordur. Çünkü 4 kilometre falan geliyorum herhalde. Böyle. Ağaçlar kupkuru. Bugün de hava öyle bir soğukmuş. Ben de dün biraz yani o ceketle, kalın kışlık ceketimle terledim diye ince ceket giydim ama bugün bayağı bir soğukmuş. Artık yürüdüğüm için birazcık etkilenmiyor. Ama soğuk yani, rüzgar resmen suratımı yalayıp geçiyor. Yusra korunaklı, onun yağmurluğu var. Önü de kapalı böyle. O ortalığı seyrede seyrede gidiyor. Hatta sesini duydu. Hemen bakıyor aşkım. Buradan geçerken de hep bu nehri çekiyorum. Ama çok heybetli görünüyor. Ve bugün rüzgar olduğu için bayağı bir dalgalı. Hatta durayım şöyle. Bir de burası öyle bir esiyor ki köprünün üstü, of. Malezya şallarımı aldığım yer, fiyatı da bir tane alırsan 3 euro, iki tane alırsan 5 euro ama renkleri kalmamış. Zaten ihtiyacım yok. Belki güzel bir renk görürsem alırdım ama yok. Bu renkler alınmaz. Belki beyaz. Ama bu da çok cırtlak. Eğer krem olsaydı yok yani. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben dışarıya gittim. Arkadaşlarımla buluştum. Sohbet, muhabbet, biraz gezdik. Eve geldim. Oraların hiçbirini çekemedim size. Sonrasında yemek yedik. Dünden kalan yemeklerim bayağı bir vardı. Onlar yedik. Halen daha bitmediler. Ben şimdi bir mutfağımı toplayacağım. Sonrasında sizinle birlikte karamel popcorn yapacağız. Yani karamelli mısır patlağı yapacağız. Ya sanki çok Almanca biliyormuşum gibi Türkçesini unutuyorum ya, resmen bu kadar olur. Ama sürekli hep aynı kelimeleri konuştuğumuz için Türkçesini daha az konuş, yani bazı kelimelerin Türkçesini daha az konuştuğumuz için unutabiliyorum. Artık ben şimdi hızlıca mutfağımı toplayıp sonrasında hep beraber yapalım.
Evet, öncelikle büyük bir tencere alıyorum. Bize bu anca yetiyor, yetmiyor bile. Bir de mısır. Bu mısırı bir Alman yerinden almıştım. Bakalım deneyeceğim. İnşallah güzel patlar. Ağzını kapatmak için böyle bir tel. Şeker, sıvı yağ. Şekerimiz burada. Evet, ocağın altını açıyoruz. Son ayarda olsun. Biraz sıvı yağ. Ben sıvı yağını bol seviyorum. Böyle. Biraz yağ ısınsın. Mısırımızı açalım öncelikle. Karıştırmak için tahta kaşık. Kaşıklığım makinede olduğu için şunun içine koyacağım. Tamam. Şöyle hatta biraz eğeyim. İçerisini iyi görün. Tamamdır. Bekliyoruz. Yağ ısınsın. Döküyorum. Bayağı bir döktüm. Böyle göstereyim hatta. Şekeri de ben bu aşamada döküyorum. Çünkü biraz erimesi lazım. Şekeri de bayağı bol yapalım. Kaç kaşık oldu? Siz saymışsınızdır oradan. Ben saymadım. Hatta biraz daha şeker atabilirim. Tamam. Şimdi karıştıra karıştıra bunlar patlayana kadar karıştırıyoruz. Patladıktan sonra zaten bırakacağım. Şöyle ara ara da ısınmasına yani ısınmasını bekleyin çünkü sürekli karıştırınca da olmuyor. Daha zaten yağ ısınmamış. Bu ısına dursun biraz. Şeker karamelize olduğu zaman böyle toplanıyor hepsi birbirine. Yani onu engelleyemiyorum hiçbir şekilde. Mecbur karamelize olmaya başlayınca toplanacak. Zaten ondan sonra da patlıyor hemen. Bakalım. Karamelize popcorn yani çok hızlı yanan bir şey. O yüzden yakmadan inşallah sizinle birlikte yapacağız. Yağdan yeni yeni ses çıkmaya başladı. Daha yeni ısındı. Şöyle göstereyim. Direkt içini göstereceğim. Daha şeker tam anlamıyla
Ben şimdi birazdan patlamaya başlayınca hemen acilen şu teli kapatıp kaçacağım. Of! Kaşığı da düşürdüm. Zaten bayağı bir beyazladı mısırlar. Şimdi patlamaya başlar. Elime hazır bulundurayım şöyle. İnşallah güzel patlayan bir mısırdır. Kaşık başladı. Şimdi şöyle biraz. Ama buradan bile yağ öyle bir sıçrıyor ki. Birazdan kapatacağım ocağın altını çünkü sonuna kadar beklemeyeceğim. Hatta şimdi kapattım. O sıcağıyla kalanlar da patlar. Böyle. Bir tencere oldu. Şöyle göstereyim. Gayet de güzel oldu. Altı inşallah yanmamıştır. Koku gelmiyor normalde. Biraz beklerse yanar. Tamam. İlla ki altında kalmıştır patlamayanlar. Ama yeterli. Çünkü biraz daha beklerse artık yanacak. Hemen şuraya döküm. Biraz sanki koku gelmeye başladı gibi. Bakalım ne kadar yanmış. Ne kadar zafiyet vermişiz. Şöyle bir kaşık yardımıyla yapacağım. Oy oy oy. Bence çok az yanmış. Hatta bunlar yanık bile değil. Karamelize olmuş. Zaten tencerenin altını görüyorsanız yanık değil. Tamam. Hepsi de patlamış. İnanın ki çok güzel oldu. İyi, markayı beğendim. Karamel popcorn biraz soğuyunca böyle çıtır çıtır oluyor. İlk başta biraz yumuşak gibi oluyor ama soğuyunca çıtır çıtır. Şöyle bileğin dolusu patates diyecek mısır patlağımız hazır. Bence gayet güzel oldu. Evet arkadaşlar, gördüğünüz üzere mısırımızı patlattık. Şimdi keyif yapma zamanı. Yine geldik bir günün daha sonuna. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.